İran'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında. 59 milyondan fazla seçmenin bulunduğu İran'da ülke genelinde kurulan 72 bin sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. İran lideri Ayetullah Ali Hameney oyunu başkent Tahran'da kullandı. İranlılara seçime katılım çağrısı yapan Hameney her oy önemli gelin cumhurbaşkanınızı seçin dedi. Ulusal Kanal ekibi başkent Tahran'daki seçim merkezlerinde oy kullanan İranlılarla konuştu. Yaklaşık 20 dakikadır sıradayım. Buraya geldikten sonra arkamda 70-80 metrelik kuyruk oluştu. Sanırım gün boyunca da böyle devam edecek. Düşman az katılımlı, renksiz bir seçim olmasına çok uğraştı. Onların düşüncelerini boşa çıkarmak için buradayım. Ben aziz rehberlerimizin çağrısıyla yüksek katılımın sağlanması için buradayım. Düşmanlarımıza darbe vurmak için şehitlerimiz hatırına buradayım. İlk kez oy kullanacağım ve bu kuyruğa ilk girişim. Söz sahibi olmak istiyorsak seçimlere katılıp tercihimizi göstermeliyiz. İran'ın dış temsilciliklerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Ankara'da yaşayan İran vatandaşları oyunu İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde kullandı. İran'da olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlarımız görkemli bir şekilde sandıklara geldiler. Seçim bizim ülkemizin geleceğini etkiliyor. İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda da seçime ilgi yoğun oldu. Türkiye genelinde 8 merkezimiz var oy kullanılan. Güzel bir ilgi var. Bunu bekliyorduk. Seçim demokratik bir süreçte devam ediyor. İran Cumhurbaşkanlığı için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reis'i, Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rıza'i, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşim'i ve Eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmet'i yarışıyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için %50 artı bir oy alması gerekiyor. İlk turda bu çoğunluğa ulaşılamaması halinde en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalacak ve seçimi kazanan ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olacak. Seçimlerde yargı erki başkanı İbrahim Reisi'nin ismi öne çıkıyor. Reisi, 2019 yılında Ayetullah Ali Hamenei tarafından yargının başına atandı. Amerika ve Batı'ya yönelik sert eleştirileriyle tanınan Reisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaptırım uyguladığı bir isim. İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi gece saat 24'te sona erecek. İlk verilerin gece yarısından itibaren açıklanmaya başlanması ve yarın öğleye kadar seçim sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.